Günaydın herkese. Bugün hem üzüntülü hem çok güzel bir gün. Aslında normalde pazar günleri, yarışın olduğu gün bir Grand Prix yaptı. Sonun en güzel günüdür. Hani en çok izlenilen, en çok insanları televizyona çeken ama yarışa geldiğinizde de en üzüntülü günlerden bir tanesi bence. Hani tabii ki yarışı izleyeceğiniz için heyecanlanıyorsunuz ama şu ortamdan uzaklaşmış oluyorsunuz. Ya da biteceğini biliyorsunuz. Hani bugün buradan son kez çıktığımızda bir daha ne zaman yarışa gideriz bilmeyerek çıkıyor olacağız. O hissiyat beni hep üzüntülendirdi. O yüzden bugün biraz böyle dramatiyim diyorum. Çok güzel günler geçirdik. Yani gerçekten 3 gündür çok keyifliyiz. Yani tabii ki şey eksikleri, gedikleri var ama bence hani güzel yanlarına bakmak lazım. 10 yıl sonra tekrar taraftarlı bir şekilde Türkiye Grand Prix'si buraya geldi. Bence hani diğer yarışlarla da hani ben İspanya'ya gittim, Bakü'ye gittim, Abu Dhabi'ye yarışlara gittim. Oralarla karşılaştırdığımızda tabii ki dediğim gibi eksikler var ama hani hiçbir yerde olmayan şeyler de yok. Dün çok konuşuldu, internette gördüm işte çok trafik var, çok zor çıkıyoruz, çok zor giriyoruz gibi. Hatırlarsınız hani tam yılını hatırlayamıyorum şu an ama seneler önce yani bir 3-4 sene oldu herhalde ya da Covid'den tam önce Silverstone'da olay çıkmıştı 6 saatte pistten ayrılamadık diye. Bunlar çok standart. Hatta İstanbul aslında çok metropoliten bir şehir zaten trafik olan bir yer ama yollar da geniş. Yani bazı pistlerde çok daha küçük yerlere gidiyorsunuz, daha çok yürümeniz gerekiyor gibi gibi şeyler de var. Yani her Grand Prix'nin kendi artısı ve eksisi oluyor. Dün Twitter'dan da yazdım. Hani ben biraz şeyi sadece görmek isterdim. Daha lokal şeyler, işte Türk kahvesi gibi belki, lokum gibi, baklava standı gibi. Hani belki de dün Twitter'da da yazdım bunu. Hani olanaksızlıklar olmuş olabilir, hani markalar yanaşmamış olabilir, anlaşma sağlanmamış olabilir ama Hollanda'da mesela onların çok ünlü o waffle'ları gözünün önünde insanların yapılıp servis ediliyordu. Bence bu çok güzel bir PR ve çok hani tanıtım anlamında çok önemli. Yani Türkiye'de de bu lazım zaten, yani bunun için zaten yarış geliyor. O yüzden keşke öyle şeyler de olsaydı. Ama dediğim gibi yani biraz da belki başka sebeplerden dolayı da olmamış olabilir. O yüzden hani bilmediğim, çok detaylı bilmediğim bir konu hakkında da çok böyle kötü yorum yapmak istemiyorum. Onun dışında bence hani içerideki türbün tarafındaki içeri giriş çıkışlarda hiçbir sıkıntı olmadı. Satış alanı biraz kalabalık ama o da kalabalık yani buraya çok fazla insan geldiği için öyle. Oralara nasıl bir çözüm bulunurdu emin olamıyorum gerçekten. Bugün bu kadar organizasyon konuştuysam da yeterli sanırım. Bakalım yarış nasıl olacak, çok heyecanlıyım. Bugün Play Spor'da da bir canlı yayında olacağız. Belki oradan da bizi izlersiniz. Onun dışında da yine birileriyle konuşmaya çalışacağım buradan bu videoyu çıkarmak için. Ve inşallah bugün artık pilim bitmezse akşam son videoyu yapıp yarın da 3. gün videosunu sizinle paylaşıyor olurum. Sabahın ilk saatleri Çağan da erkenden buraya gelmiş ve çok beni mutlu eden bir şey söyledi. Senin videolarını izledikten sonra izlemeye başladım dedi. Nasıl hissediyorsun? Burada olmak nasıl bir duygu? Onu sorayım önce. Gayet güzel bir duygu. Herkesin bence yaşaması lazım hayatında bir defa. Nerede izlerse izlesin. Ben videoları izlemeye pist rehberinde görerek başladım. Ondan sonra ilgimi çekti. Son pist rehberinden sonra da biletimi aldım ve geldim. Gerçekten inanamıyorum şu an bunu duyduğuma. Çok çok mutlu oldum. Peki sevdin mi? Yani ben buraya gelince çünkü ilk geldiğimde daha da sevmiş ve daha da aşık olmuştum bu spora diyeyim. Sende nasıl bir hissiyat oldu? Pist araçlarını ilk defa gördüğümde bayağı heyecanlandım yani o sırada. Yani bilmiyorum, yakından görmek, seslerini duymak ayrı bir duygu yani. Ayrı bir heyecan veriyor. Bir adrenalin oluşuyor insanda yani. Gidip ben de süreyim diyor da yani imkanı yok öyle bir şeyin. Reaksiyon testinin yanındaki standdayız. F1 podyumu yapılmış burada. Burada üye olup işte kayıt alıp sıraya girip bu tepeye çıkıyorsunuz, podyumun tepesine arkadaşlarınızla ve çıkan fotoyu da aslında size Formula 1 geri veriyor. Dijitalden gönderiyor bildiğim kadarıyla. Böyle bir podyum alanı yaratılmış. Bayağı süslü, biz Bakü'de vardı böyle bir podyum alanı fakat şeydi.
Yani normal böyle bir dijital bir hikaye yoktu. Direkt podyumun üstüne çıkıp poz verebiliyordunuz. Daha az sıra oluyordu ama bu tabii daha gerçekçi olmuş. Şimdi başka bir standdayız. Monster'ın kurduğu bir stand burası. Burada böyle aslında 3 boyutlu diyebileceğimiz, yani tabii ki zaten bütün simülatörler 3 boyutlu da biraz daha pistteki hissiyatı daha da hissettiren, size onu yaşatan, artık bunlara AI mı deniyor, augmented reality diye mi geçiyor bilmiyorum. Bilen varsa lütfen beni bilgilendirsin bu konuda. Ama böyle çok daha öbür, yani e-sports tarafından çok daha heyecanlı bir hissettiren bir simülatör var. Bunda da ciddi sıra var ama herkes çok keyifli bir şekilde kullanıyor gördüğünüz gibi. Zeyla isimli benim çok uzun zamandır tanıdığım, aslında bir sürede birbirimizi kaybettiğimiz ama sonradan aynen bulduğumuz. Şimdi Gökmen Kayaalp'le birlikteyim. O da eski taraftarlardan, çok uzun yıllardır Formula 1 seviyor. Biz de bu sayede tanışmıştık zaten. Atış alanında Metin Meta ile birlikteyiz. Burada tekrar olmak çok heyecanlı Metin abi. Böyle seni görünce iyice çocukluğuma döndüm şu anda. Ben de aynı. Böyle gözlerim şu anda doluyor. Simayla'yım. O da Formula 1 pistin eski isimlerinden aslında Türkiye'nin. Ve bence dünyanın en büyük Hamilton fanlarından bir tanesi kesinlikle. Buraya dönmek nasıl bir duygu Gökberk? Yani çok uzun süre oldu ama sen buralara da yakın oturuyordun. Evet. O yüzden buralı diyebiliriz. Tekrar 10 sene sonra bu ortama dönmek nasıl hissettirdi sana? 10 sene sonra dönmek gerçekten harika. Ben hala inanamıyorum ikinci günde olmamıza rağmen. Hani burada mıyız, gerçekten Formula 1 oluyor mu hissiyatındayım. Biz tabii evimizde buraya yakın dediğin gibi. Herhangi bir etkinlik, organizasyon olduğu zaman kesinlikle buraya uğruyorduk. Ama Formula 1 olması bambaşka bir duygu tabii ki. Yani diğer sporlarla kıyaslanmayacak kadar büyük bir organizasyon. Burada olmak şahane bir his. Gerçekten evimde gibiyim ve ait olduğum yerde hissediyorum. Tarif edilemez bir duygu. Nasıl bir hissiyat Gamze geri dönmek ya? Bir kere ben 11 sene sonra tekrar geri döndüm Pınar'cığım. İnanılmaz bir duygu. Aslında heyecanlıyım ama çok çok daha büyük bir heyecan var içimde. Cuma günü buraya geldiğim zaman şu kapıdan girdiğimde inanılmaz derecede böyle gözlerim falan doldu. Çünkü eski anılarımızı hatırladım. Biz burada yani 2005'ten 2010'a kadar full geldik. Hep biri, sen de buna şahitsin. Her günün başka bir anlamı vardı. Her senenin başka bir anlamı vardı. Mükemmel. Organizasyon da bence şu an gayet güzel. Çok kalabalık. Yani tıpkı ilk senedeki olduğu gibi, belki daha da fazla bir kalabalık var bilmiyorum ama mükemmel bir organizasyon. İnsanların burada olduğunu görmek ve Formula 1 adına bu kadar kişinin Türkiye'de insanları görmek güzel bir duygu. Nasıl hissediyorsun tekrar burada? Ya daha iki hafta önce Rusya'daydın ama kendi ülkende olmak kesinlikle daha farklıdır diye düşünüyorum. İlgi de bayağı fazla. Nasıl hissediyorsun sen? Şimdi son dediğin sorudan başlayayım. Ben Soçi'den çıktım. Soçi'den çıkarken işte yarış kalabalığında dedim ki ya kendi ülkemde bu kişilerle olmak, benim aynı dili konuştuğum insanlarla birlikte olmak inanılmaz keyifli olacak. Geldim, şu an iki gündür gözüm dolu geziyorum her yerde. Şehir dışından gelenler, uzaktan gelen insanlar var. Dün Amsterdam'dan bir arkadaş gelmiş buraya Türkiye Grand Prix'si için. Türk yani bu. Onun dışında Ankara'dan, işte Şırnak'tan, Hatay'dan bir sürü arkadaşımız gelmiş. İnanılmaz keyifli benim için. İkincisi de 10 senedir bekliyorduk. Olmayacak gibiydi artık. Ben geçen sene geldi, bu sene artık gelmez diye düşünürken bir anda şu an 10 yıllık bir anlaşmanın eşiğindeyiz. Bu yani şu an hani duygularımı anlatamıyorum. İnşallah yarıştan sonra bir duyuru yapılır ve anlarız ki artık 10 senedir burada. Seninle ilgili gelecek olsak da çok başarılı buluyorum. İnşallah değil 2500, 3000, 25, 30 bin belki milyonlara ulaşır takip için. 10 sene önce aynen 11 sene önce seninle programlarda beraberdik. O zamanlar daha ben de gençtim, siz de gençtiniz. Biraz daha büyüdük. Artık farklı mecralarda en azından fanlara hitap etmeye çalışıyoruz. O yüzden de senin başarılarının devamını diliyorum. İnşallah çok daha iyisi olacak senin için. Nasılsın Simay? Dün Poli de kaptınız. Vallahi kaptık, çok nasıl mutluyum. Nasıl hissediyorsun? İyi, süper hissediyorum. Bugün 11'de başlıyoruz ama olsun. 1'e çıkacağız yani. İnanıyorum yağmur yağıyor çünkü. Evet, bugün şey Hamilton'ın günü olacak. Herkes bunu söylüyor. Yağmur yağdığı için herkes Hamilton alır bence diyor. Buraya dönmek nasıl bir duygu? Süper, süper. Seni görmek. seni görmek, işte ortamımızı tekrar görmek çok güzel. O yüzden güzel bir yarış bizi bekliyor. Heyecanla bekliyoruz. İnşallah anlaşmayı da alırız da önümüzdeki senelerde buraya geliyor oluruz. Get in there, Lewis.
yanıma geldi, bana çok güzel bir hediye getirdi. Çok çok mutlu oldum. Rica ederim. Çok teşekkür ederim Berke. Rica ederim. Böyle kameraya göstereyim istiyorum, sen de yardımcı olabilirsen bana. Bunu biraz hani neyden esinlendi, nasıl tasarım yapıyorsun, biraz bize anlatır mısın? Ya aslında takımların posterlerini görüyordum. Daha çok Ferrari'ninkiler çok hoşuma gidiyordu, özellikle bu tarz oluyordu onlarınkiler. Ben de bu yarışı özel çizmek istedim. Çünkü yani bizim evimizde Türkiye Grand Prix'si. Ben de bir şeyler yapmak istedim, içimden geldi. Red Bull'un özel liverisini de görünce Red Bull aracını kullanmak istedim. Bu şekilde. Harika olmuş. Eline emeğine sağlık. Ben buradan Twitter'ını ya da kullandığın adresini de söyleyebilir misin? Raisin Bucky. Süper. Ben bunu aşağıda yazacağım. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ya inşallah çok güzel yerlere gelirsin bu konuyla ilgili. Hep beraber inşallah. Emeğine sağlık. Yarış alanındayız. Yarışa ilk defa gelmiş bir arkadaşım var yanımda şu anda. Nasıl hissettiriyor sana burası? Taraftarlarla olmak nasıl bir duygu? Çok coşkulu hissettiriyor. Hani ilk defa bir piste geldim. İlk defa bir Formula 1 izleyeceğim. Hani ekrandakiyle bambaşka bir şey. Gerçekte hani arabayı görüyorsun, böyle sesleri falan inanılmaz bir şey. Eski motorlar daha güzel diyorlar ama bunların sesini duyunca diyorsun ki Formula 1 güzel bir şey. Elif'le birlikteyim. Şimdi nasılsın Elif? Merhabalar. Çok iyiyim. Çok güzel bir yarış süreci geçiriyoruz. Beklediğimden çok daha iyi geçiyor. İlk defa mı geldin piste? Evet. İlk defa geliyorum. İzmir'den geliyorum ben. Oo süper. Ben de İzmirliyim. Öyle mi? Çok güzel. Peki değdi mi gerçekten? Hani biraz kalabalık, trafik oluyor ama nasıl hissediyorsun yani? Gelmek böyle yordu mu yoksa keyifli bir yorgunluk mu? Keyifli bir yorgunluk oldu kesinlikle. Beklediğimin kat kat üstünde bir yarış oldu. Bugünkü yarışı çok heyecanla bekliyorum. Bir daha gelirse bir daha gelirim diyor musun? Kesinlikle yani? Bir daha gelirim. Hatta gözetmen olmaya falan bile çalışacağım. Şimdi sonunda bir Iceman fanı buldum. Gizem'leyiz. Nasıl burada olmak Gizem, özlemiş misin? Ya çok özlemişim. 2005'te ilk geldiğinde Raikkonen kazandığında da buradaydım. Hatta içimde de ilk senenin tişörtü var. Son senesinin de şapkasını taktım. Böyle biraz duygulu duygulu. Evet, onu soracaktım. Nasıl yani aslında çok büyük şans emekli olurken izlemek, ama nasıl hissettiriyor sana? Ya bilmiyorum. Böyle her geçtiğinde alkışlıyorum ve sadece ben alkışlıyorum. Hem biraz duygulu hem de çok gururluyum yani. Hani son kez görebildiğim için en azından. Evet, çok büyük şans. Allah da Covid'de hani burada olmadı. Allah'tan gerçekten Covid'de burada olmadı ama şey hani yine de böyle ölümden bir tarih geçiyor. İşte çocukluğum geçiyor. 13 yaşından beri desteklediğim bir insan geçiyor. Çok iyi hissediyorum yani onunla ilgili. Sonuna geldik. Ben bittim. Ama çok güzel geçti. Buradan ayrılacak olmak şu an çıkıyor insanlar. Buradan görebiliyorum bayağı kalabalık bir şekilde. Hep beni üzüyor. Yarış hafta sonlarının bu saatlerinden nefret ediyorum açıkçası. Ama yine de çok güzel hatıralar kaldı bana. Çok güzel işler yaptım bu hafta sonu. O yüzden çok mutluyum. Yarış çok güzel değildi. Muhteşem değildi daha doğrusu. Verstappen ile Hamilton arasında daha fazla rekabet göreceğimizi düşünüyordum ama göremedik. Hamilton çok iyi bir şov çıkardı. Ya özellikle bizim burada yani startta da bayağı bir geçişler oldu. Biz çünkü en tepedeydik, o yüzden arka taraftaki 9. 10. virajı, son düzlüğü de görebiliyorduk. O yüzden oradaki geçişleri de aslında ufak ufak yakaladık yani, çok yakın olmasa da canlı canlı görebildik. O yüzden çok keyifliydi tabii ki bizim için ama daha böyle tam takip edemem Twitter'dan. İnternet biraz kalabalık olduğu için burası çok iyi değildi. Ama sanırım Hamilton kendi girmek istememiş bite. Yani bite girseydi muhtemelen daha da heyecanlı bir yarış izleyecektik. Ama yine de çok keyifliydi. Ama burada olduğumuz için bence şeydi. Sezonun böyle çok çok iyi yarışlarından biri olmadı açıkçası. Fakat taraftar muhteşemdi. Gerçekten tribünler tıklım tıkıştı. Ve benim en çok takdir ettiğim, yarışta kim kazanırsa kazansın, kim geçerse geçsin, işte kim podyuma çıkarsa çıksın alkışlandı. Hani Bottas da alkışlandı, Verstappen de alkışlandı, Hamilton da alkışlandı.
Perez alkışlandı ve daha birçok isim işte Sainz geçiş yaptı, alkışlandı. Leclerc geçiş yapmadı sanırım ama orada yine de hani her geçtiğinde alkışlandı. O yüzden hani bir şekilde hani holiganizmden o anlamda koptuğumuzu görmek beni çok çok mutlu etti. Şimdi söyle size biraz da pit'in manzarasıyla bırakmak istiyorum. Takımlar anında toplanmaya başladı. Gerçekten yine hatırladım ne kadar zor bir işleri olduğunu. Çünkü yani yarış bitti. Daha podyum seremonisi devam ederken takımlar toplanmaya başlamıştı. Direkt aklıma şey geldi. Hani FIA uğraşıyor ya 21 yarışlık, 23 yarışlık takvimlerle. Hani bu insanların hayatları ne olacak diye düşündüm ben açıkçası. Çünkü düşünemiyorum ben Spa, Zandvoort ve Monza üçlüsünde bu insanlar nasıl bir tempoyla çalıştığı, nasıl yorulduklarını. Şu anda da toplanmaya devam ediyorlar. Amerika'ya bir vakit var yani 3 hafta oluyor sanırım. O yüzden hani buradan direkt bir yere gitmeyecekler ama soğuk bir hafta sonuydu. Eminim yorulmuşlardır. O yüzden de şimdi böyle toplanıyorlar. Buradan muhtemelen İngiltere'ye dönüp oradan sonra da Amerika'ya yollanıyor olacaklardır. Öyle şu an bile tribün dolu bu arada. Yarış bitti. Herkes boşaltırdı eskiden. Zaten bu kadar kalabalık olmazdı da şu an herkes takımların buradan veda etmesini izliyor. Alkışlar kopuyor ara ara. Çok keyifli bir ortam. Gerçekten burayı böyle görmek tekrardan harika. Umarım sizin için de keyifli olmuştur. Buradaysanız da bazılarınız yanıma geldi. Çok mutlu oldum. Sizlerle de konuştuk. Hani sizin için de ne kadar heyecanlı olduğunu bana söylediniz burada olmanın. Burada olamayanlarınız da umarım takvimde kalırız ve daha sonraki yıllarda buraya gelme fırsatınız olur. Ben hep söylüyorum hani F1'i sevmek çok güzel bir şey. TV'den izlemek ayrı bir keyif. Ama gerçekten piste geldiğinizde bu işin tutkusunu anlıyorsunuz bence. Bağlanıyorsanız burada bağlanıyorsunuz bu işe. O yüzden bugün ve bu hafta sonu boyunca umarım birileri bu işi daha çok sevmiştir diye düşünüyorum.